Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Ara tatil kampımızda atak kampımıza ata geçmeye devam ediyoruz. Hedefimiz LGS 2024'te hayallerimiz için en güzel netlere ulaşmak. Bu kolay olmayacak bunu hep biz biliyoruz. Bazen fende, bazen matematikte, bazen Türkçe'de yaptığımız hatalar, bazen denemelerde elde ettiğimiz sonuçlar birazcık moralimizi bozabilir ama vazgeçmeyeceğiz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sizlere paragrafla alakalı taktikler vereceğim arkadaşlar. Direkt taktikler üzerinden sorular çözeceğiz. Sizler de benimle beraber soruları çözerken soruları videoyu durdurarak çözmeye çalışın ve ardından da Aa bu taktikle de çözülebiliyormuş, aa böyle hızla çözebilirmişim diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen videomuza başlıyorum ve umarım sizler de bu arada ara tatil kampımızda sizlere verdiğimiz hem paragraf taktikleriyle alakalı videoları hem de çarpanlar katlar alakalı videoları izlediniz, ödevlerinizi yapıyorsunuz. Paragrafons ve paragrafondan verdiğimiz ödevler çok değerli çünkü LGS Türkçe'de en önemli konu paragraf arkadaşlar hatta şunu diyebiliriz. LGS Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Çok güzel sorularımız var. Çok kaliteli sorularımız var. Ve tamamen taktik üzerine gideceğiz. Hadi bakalım intromuz girsin ve videomuza başlayalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Diyor ki bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar siz videoyu durdurup soruyu çözebilirsiniz. Ben soruyu çözmüşsünüz gibi hemen takdir veriyorum. Eğer sınavda bu metnin konusu hangisidir derse anahtar kelimelere bakacaksınız. Yani Metnin içerisinde en fazla geçen, metnin içerisindeki en önemli kelimeler yani kapıyı açan kelimeler anahtar kelimeler oluyor. Bak şimdi ulaşım araçları günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Her gün değişik şekilde yararlandığımız bu motorlu kara taşıtları çıkardıkları zararlı gazlarla soluduğumuz havayı kirletmektedir. Öyle ki hava kirliliğinin yarısı motorlu kara taşlarından kaynaklanmaktadır diyor. Şimdi bak kara taşıtları kelimesi iki defa geçti. Havayı kirletmektedir hava kirliliği kelimesi iki defa geçti. Başka kelimeler de var. Ulaşım araçları, değişik şekilde zararlı gazlar ama çok dikkatli baktığınızda kara taşları ve hava kirliliği kelimesi ikişer defa geçti. Yani bu parçanın içerisinde çok kullanılan kelimeler. Şimdi kara taşlarında kullanılan yakıt türünden bahsetmedi. Hayatın günlük akışında toplu taşımacılığı bunlardan geçti. Motorlu kara taşlarının hava kirliliğine etkisi bak. Kara taşları, hava kirliliği. Görüyor musunuz? Direkt anahtar kelimeler konuyu bulduruyor. Kirli havanın insan sağlığına zararları. insan sağlığı kelimesine geçmedi. Belki biraz hava ikiletiyor zararlı gazlar dedi ama bundan da bahsetmedi. O yüzden cevabımız net bir şekilde C seçeneği. Şimdi burada tabii biraz taktik göstermek için bir tık kolay sormuşuz gibi gözükebilir. Ama çok dikkatli baktığınızda birçok LGS sorusunda da anahtar kelimeler bize konuyu buldurur arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum. Videoyu durdurdunuz, çözüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi çözümüne geçiyoruz. Diyor ki parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yani burada bize ana fikir yani düşüncelerin annesi olan ana düşünceyi sormuş. Şimdi ana düşünce sorularına şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Örneklerden önce ana fikir yer alır demiş. Bakalım bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüzü yakalar. Söz gelimi yani örneğin demek 14. yüzyıl sanatçısı Yunus Emre'yi çağımıza temiz dili taşımıştır. Döneminin birçok kalemi tarihin tozu sayfalarında yerini almışken Ömer Seyfettin'i hala kolay anlaşılır dilinden dolayı okuyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Said Faik, Şevket Rado gibi pek çok sanatçı da ağzımıza ana sütü tadı veren sade dillerinden dolayı yaşayacaktır diyor. Şimdi söz geliminden sonra Yunus Emre'yi, Ömer Seyfettin'i, Fazıl Hüsnü'yü, Said Faik'i, Şevket Rado'yu örnek verdi. O zaman örneğin öncesine bakıyoruz bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüzlüğü yakalar demiş. O zaman örneklerden önce ana fikir yakalıyorsak burada bu cümleyi bulmamız lazım. Sade dille yazan sanatçıların eserlerinin kalıcı oldu. Ölümsüzlüğü yakalar kalıcı olur. Yalınlık sade dil. Sanatçı sanatçı. İşte cevabımız Adana gibi. Ama diğerlerine bakalım. Büyük sanatçıların toplum tarafından unutulmadı. Doğru ama sade dil nerede? Günümüz okurunun belli sanatçıların eserini okudu. Yok öyle bir şeyden bahsetmedi. Yazarların dil hakkında görüşlerini toplum etkiledi. Doğru olabilir ama bundan bahsetmedi. O yüzden cevabımız Ayhan seçeneği yani A seçeneği. Geldik yeni sorumuza. Videoyu durdurdurunuz. Sözüyorsunuz diye düşünüyorum. Ben de şimdi size taktikleri veriyorum. Oysa sözünden sonra ana fikir gelir. Bakın burada sadece oysayı düşünmeyin. Oysa da diyebilir bazen. Bazen ne var ki der. Bazen ama der. Bazen halbuki der. Yani bunların hepsi bir şeyler bahseder böyle anlatır la 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 der. Sonra bir anda ama oysa deyip düşüncenin yönünü değiştirir ve esas söylemek istediğini buradan sonra söyler demek istiyor. Bakalım. Bizde sanatçılar eleştirmenlerden kendilerini övmelerini bekler. Hele de eleştirmenlerle aralarında su sızmayanlar bunu eleştirmene bir görev olarak yükler. Kitap tanıtım yazılarına bakıldığında bazı eleştirmenlerin bu beklentilerden etkilendiği anlaşılıyor. Oysa Eleştirmenin görevi bak şimdi ana düşünceyi veriyorum diyor. Yani böyle olur la 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 la. Ama benim esas anlatmak istediğim budur diyeceksin. Oysa eleştirmenin görevi sanatçıyı gözü kapalı yüceltmek değil, eserin gerçek değerini nesnel bir bakışla ortaya koymaktır. Şimdi bakalım. Buraya bakalım. Eleştirmenin görevi demek neymiş? Nesnel bir bakış ortaya koymak. A. Eserlerini tarafsız bir bakışla değerlendirmek. Eserleri nesnel bir bakış, tarafsız. Bu olabilir. A olabilir. B'ye bakalım. Sanatçılarla dostu kurmaktan kaçınmak bahsetmedi. Yetenekli sanatçıları övmekten çekinmemek yani yüceltmek değil dedi. Dolayısıyla bu da olmaz. Dostluk ilişkilerini her şeyin bu da değil. Bak oysadan sonra net bir şekilde bize ana düşünceyi verdi. Bu tarz sorularda oysa ne var ki ama halbuki bir ifadelere dikkat edin. Geçen seneki LGS'de de arkadaşlar Buna benzer bak ne var ki dedi ve şak diye ana düşünceyi sordu. Yani siz diyebilirsiniz ki ya hoca da bize taktik tutuyor tık diye göstermek için kanal örnek. Hayır bakın 2023 LGS A kitapçı Sözel kitapçık 7 soruda ana düşünce ne var ki'den sonra gelen ifadenin buraya çevirisiydi. Adam bir şeylerden bahsetti ne var ki yani oysa ne var ki ama halbuki deyip bize ana düşünceyi verdi. Dolayısıyla bu taktikler gerçekten hayat kurtarır. Geldi yeni bir soruya. Seçeneklerle cümleleri eşleştirmek yardım düşünce sorularını çözdür demiş. Şimdi bakalım neymiş bu? Bu parçada Anadolu halıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Şimdi değinilmemiştir, çıkarılamaz, söylenemez, ulaşılamaz hangisi yoktur sorularında yardım düşünce sorulur. Ve biz bu yardım düşünce sorularına şuna dikkat edeceğiz. Adam yukarıda turuncudan bahseder, yeşilden bahseder, kırmızıdan bahseder, siyahtan bahseder. Sonra da der ki bu parçada neden bahsedilmemiştir? Neye değinilmemiştir? Ne söylenmemiştir der. Sonra da sana hemen ilk seçeneğe turuncuyu koymaz. İlk seçeneğe böyle bir garip bir şey koyar. Mesela şöyle bir yeşil koyar. Sonra bir pembe koyar. Sonra turuncuyu biraz daha geçmişlere doğru koyar. Sonra da der ki mavi der. Yani sen A, B, C, D seçeneklerinde dersin ki burada yeşilden bahsetti. Ha bu buymuş dersin. Turuncudan bahsetti bu buymuş dersin. İşte Pembişten bahsetti bu buymuş dersin. Siyah, mavi yok diye bulursun. Bu şekilde net bir şekilde çözmen gerekir. Tamam ama hocam bizim bu kadar çok vaktimiz olmayacak ki. Sözel bölümde bir soruya bir buçuk dakika veriyorlar. E ben belki inkılaf tarihinde bazı sorularda zaman kaybedeceğim. Belki İngilizce'de uzun sorularda, sözel mantık sorularında. O yüzden bize bunun kolay yöntemini gösterin derseniz hemen gösteriyorum. Herkes arkasına yaslansın. Şimdi normalde bizim paragraf sorularındaki taktiğimiz nedir? Önce soru kökünü okuruz. Sonra paragraf okuruz. Sonra seçeneklere geçeriz değil mi arkadaşlar? Buradaki taktik şudur. Önce paragrafı önce tabii hiçbir zaman paragraf okumuyoruz. Ya, önce soru kökünü okudunuz ya. Sonra ikinci madde olarak seçeneklere şöyle bakıyorsunuz. Mesela doğal boyalar, ipliklerin el ile yün ve pamuk, yüksek fiyat diye kelimeler var ya. Bunları bir şöyle zihninize bir saniye işte okuyorsunuz. Yani şöyle doğal boya, iplik, el, yün. O, dedikten sonra hemen paragrafa geçiyorsunuz. Şimdi Anadolu halıları yün atkı çözgüler üzerine yine yünden ilmikler atılarak yapılır. Bak Yün kelimesi geçti. Yün dedi. Bazı bölgelerin halılarındaysa ilmikler yünden, atkı ve çözgüler pamuktandır diyor. Ha yün pamuk. E, o zaman bu var. Yün ve pamuktan dokunduğuna değindik. Bunu yakaladık. Devam ediyoruz. Parlak yünden el işçiliğiyle üretilmiş uzun ipliklerle dokunan bu halılar çok kalitelidir. Ha bak el işçiliğiyle üretilmiş uzun iplikler iplikler eliyle hazırlandı. Bunu da yakaladık. Devam ediyorum. Söz konusu iplikler ise doğal yollarla elde edilen boya. Aa, doğal boya. Bak doğal yollar. Söz konusu iplikler ise doğal yollarla elde edilen boyalarla dedi. Bunu da yakaladık. Devam ediyoruz. Çünkü doğal boyalar hem çok canlı görünür hem de halının ömrünü uzatır. Canlı manlı yoktu zaten. Bu nedenlerledir ki Anadolu halıları dünyanın her yerine çok büyük ilgi görmektedir. Peki sorarım size sevgili arkadaşlar. Yüksek fiyat kelimesini gördük mü? Alıcı bulur dedik mi? Hayır ilgi görür dedi. O zaman cevabımız denizli bu kadar basit. Bazen burada tarih verir bazen Atatürk der bazen Ankara der bazen 1453 der bir şeyler der ama sana anahtar kelimeler verir bunu bulmanız gerekir. Geldik yeni bir soruya. Bir metinde sayısal ifadeler varsa açıklamadan yararlanılmış. Şimdi arkadaşlar tartışma sohbet demektir. Konuşmamız demektir. İşte nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum gibi cümlelerle başlar. Bak nokta nokta diyorlar ben buna katılmıyorum gibi ifadeler varsa bu tartışmadır arkadaşlar. Öykülemede bir olay anlatılır. Açıklamada bilgi vardır. Betimlemede de bir resim çizilir tamam mı? Ama eğer sen bir konuda bilgi veriyorsan sayılar da verirsin. Yani sen mesela bir, yani bana diyorlar ki işte Tonguç Akademi ne iş yapıyorsun? İşte öğretmenim Tonguç Akademi. Aa kaç abonem var diyorlar. Hemen aboneyi soruyorlar. Hemen sayıyı soruyorlar. Yani insanlar bilgiyle alakalı hep kaç para kazanıyorsun? Kaç yaşındasın? Yazıldan kaç aldın? Denemelerin kaç? Hep insanlar sayı ister. Dolayısıyla insanlara bilgi verirken sayılar kullanılır. Dolayısıyla sayı varsa da bilgi vardır diyebiliriz. Günlük hayatta birçok alanda kullandığımız camı nasıl icat edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Mısır müzelerinin M.Ö. 2500 ait cam örnekleri yer almaktadır. Türk kültüründe camın sanat için kullanımının hikayesi 17. yüzyılda başlamıştır. Sanata düşkünlüğüyle bilinen Sultan 3. Selim'in devrinde cam bir sanat malzemesine dönüşmüştür diyor. Sohbet etmedi, bir olay anlatmadı, bir şeyin resmini çizmedi. Bize iki defa bilgi verdi. O yüzden cevabımız açıklama arkadaşlar. Geldik buraya. Bir metin eskiden diye başlıyorsa o metinde kesinlikle karşılaştırma vardır diyor ama siz yine dikkatli olun seçeneklerde karşılaştırma yoksa öykülemeler de olabilir. Eskiden annemle beraber böyle oturdu falan deyip sonra bir öykü anlatabilir ama bu böyledir şu ise şöyledir diyorsa bu daha böyledir diyorsa bu en böyledir diyorsa bu da bunun kadar böyledir diyorsa yani kadar daha, en, ise gibi kelimeleri gördüğünüzde karşılaşma var diyebilirsiniz. Mesela eskiden bayramlar çocukların bayramıydı. Yepyeni kıyafetleriyle, ceplerinde harçlıklarıyla sokaklarda koşuran çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkarırdı. Bayram boyunca harçlıklarını gönlünce harcar, kız kaçıran atar, karnı ağrıyana dek şeker yer, dedesinin evinde baklavalara gömülürdü. Şimdilerde çocuklar bütün bu güzelliklerden mahrum. Çünkü bayramlar tatile döndü artık. Bayram gelince deniz kenarına bir yere gitme derdinde günümüz insanı diyor. Şimdi Eskiden böyleydi, şimdilerde böyle diyerek karşılaştırma yaptı. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü tırnak içine aktarılır. Kişileştirmede insan olmayan bir varlık insanmış gibi tasvir edilir. İnsan yerine konur yani. Tanımlama ise bu nedir sorusunun cevabıdır. Ben en çok tanımlamadan korkuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü öğrencilerim eskiden onlarla ders yaptığımda hep tanımlamayı kaçırıyorlardı. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabıdır. Mesela eskiden bayramlar çocukların bayramıydı diyor ya. Burada bayramın ya da çocuğun tanımı yapılmamış. Bayram nedir? İnsanların özel günlerini kutladığı, dini ya da resmi tarihlerde e, insanların bir araya geldiği, hediyeler verdiği, ritüellerdir. İşte e, geleneksel, göreneksel olaylardır derse bayramı tanım oluyor. Bayram nedir abi ya diyorsa ve tanımını yapıyorsa o zaman tanım oluyor arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Olaya bağlı metin çözümlemesi. Hani diyor ya olayı verdi, yeri verdi, zaman nedir, kişi nedir, kahraman falan diyor ya. İşte bu tarz sorularda anlatıcı biliyorsunuz ya birinci oluyordu ya üçüncü kişi anlatıcı oluyordu. Sizi cevaba götürür arkadaşlar. Olayı verir. Yer, mekandır arkadaşlar biliyorsunuz olayın geçtiği. Zamanı verir. Belirgin mi değil mi der. Mesela sıcak bir Temmuz sabahıydı der. İşte bir yaz akşamıydı der. Kişiler vardır şahıs kadrosu. Ama anlatıcı işin en önemli yeridir. Niye? Geldim diyorsa ve geldi diyorsa arasında fark vardı. Bakın şöyle yazıyorum geldi geldi yazıyorum. Niye? Çünkü bu ikisi arasındaki fark göstereceğim. Eğer birinci şahıs varsa geldim ya da geldik der. Eğer üçüncü şahıs varsa geldi ya da geldiler der. Yani ben geldim ve biz geldik birinci anlatıcıdır. Birinci kişi. O geldi ve onlar geldiler üçüncü kişidir. Şimdi sen hiç bunlara bakmana gerek yok. Yapın sorana uygun olarak kurgulanmıştır der bir metin verir. Şelalenin yanına geldik. Bu üçüncü kişi olmaz ki. Bu birinci kişi. Bütün gün çok çalıştığından yorulmuştu. O yorulmuştu. Ha, bu olabilir dersin. Yerli bir kayıkçıyla anlaşıp pirana yakalamaya gidecektik. Biz gidecektik. Bu da olmaz ki. Bu birinci kişi. Üçüncü kişi diyor. Gümüş gibi parlayan güzel kaşağını dişene baktım. Ben baktım diyor. Bu da üçüncü kişi olamaz. Dolayısıyla sen de bakarsın dersin ki ya bu baktım diyor. Bu gidecektik diyor. O zaman bunu zaten net bir şekilde bana vermiş. Bunu rahatlıkla yapmam gerekir demeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar şeklinde bir soru gelebilir arkadaşlar. paragraf da yapıdan da sorular geliyor. Böyle bir soruda yapmanız gereken şey şu. İlk cümleden sonraki giriş cümlesi ikinci paragrafın başlangıç cümlesidir. Yani giriş cümlesi bulmanız lazım. Giriş cümlesinde de bu, bu yüzden, bundan dolayı, bu durum gibi ifadeler olmaz. Bir paragraf böyle bir ifadeyle başlamaz. Şimdi bak. Bu bir giriş cümlesi. İyi bir okur olduğumdan aşağı yukarı bütün yabancı yazarların dilimize çevrilmiş denemelerini alıp okudum. Bak bu bir giriş cümlesi. Böyle bir başlayabilirsin. O yazarlara özenerek ben de deneme türünde yazılar kalemeye başladım. Şimdi bu giriş cümlesi olamaz. Çünkü o yazarlar diyor. Hangi yazarlar ya? Hangi yazarlar? Bütün yabancı yazarlardan bahsediyor ya. İşte bu giriş cümlesi olamaz. Söz konusu yazılarımda. Hangi yazılar ya? Söz konusu yazılar diyor bak. Denemelerini alıp okudum. O yazarlara özenerek ben de yazdım diyor. Dolayısıyla söz konusu yazılar dedi bu. Dolayısıyla üçüncü cümle de giriş cümlesi olamaz. Yazarlığa dergilerde yayınlanan kitap tanıtım yazılarıyla başladım. Bak işte bu bir giriş cümlesi olabilir. Bu kendinden önceki hiçbir cümleyle bağlantı kurmak zorunda kalmıyor. Ama şuraya bakın. Bu tanıtım yazıları diyor bak. Bu tanıtım yazıları dediği için 5 de giriş cümlesi olamaz. Söz konusu dediği için 3 de giriş cümlesi olamaz. O yazarlar dediği için 2 de giriş cümlesi olamaz. O yüzden cevabımız 4'tür arkadaşlar. 4 yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Geldik buraya. Numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulsa hangisi ilk cümle olur diyorsa yine yapmanız gereken giriş cümlesi bunlar. Sana dedi ki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulsa hangisi? Üçüncü cümle olur dedi. Yine giriş cümlesi bulmalısın önce. Yani önce birinciden başlayıp sonra iki üçe gelmez. İşte ikinci cümle hangisi? Yine giriş cümlesi bulmalısın. Dolayısıyla bu tarz sorularda düşüncenin akışını bozmaktadır. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. İşte bir paragrafın ilk cümlesi olabilir. Bir paragrafın dördün... Hep ilk başta giriş cümlesi bulacaksın. Ve giriş cümlelerinde asla şu olmaz arkadaşlar. Bu çok uzakları gösteren... Ne diyorsun ya? Bu diye başlamaz. Ama ihtiyar ne aması? Onun dedesine hangi onu ne diyorsun ya giriş cümlesinde bunlar olmaz. Yüzük kayın yere yatan çocuk dürbünü gözlerine ayarlamaya başladı. Böyle bir giriş cümlesi olur bak bir girdi. Bu çok uzakları gösteren güzel bir sahra dürbünüydü. Onu dedesine uzun yıllar ormana göre yaptığı için armağan olarak vermişlerdi. Ama ihtiyar gözlerin falan diye böyle gidebilir. Yani bak onu ne ya ama hangi ama ya. Bu çok, bak bunların hiçbir giriş cümlesi olmayacağı için cevabımız Hopçkilop Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Bu tarz sorularda sakın sakın giriş cümlesini bulmadan başlamayın. Geldik başka bir soru tarzına. Sözel yetenek sorularında biz tabii ki ne yapmamız lazım? Önce bloklar yapmamız lazım. İşte böyle Kan diyorsa K, Lale diyorsa L, Meral diyorsa M, Nazlı diyorsa N, Ozan diyorsa O yazmamız lazım. Gide i̇şte böyle bütün isimleri yazmaya gerek yok. Fakat size bir taktik vereyim. Bu yüzde 75 tutar arkadaşlar yüzde yüz değil. Dikkatli olun. Sözel yetenek sorularında kendisiyle ilgili bilgi verilmeyen kişi cevaptır. Şimdi diyor ki. Böyle tablo çizdirir sana kan lale bıdı 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 falan. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Bak şimdi. Burada da bilgiler veriyor. Buna göre hangisi kesinlikle B filmi ekmiştir diyor ya. Sen uğraşırsın uğraşırsın en sonunda ne çıkar biliyor musun? Kan burada bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş. Burada bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Lale burada bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş. Burada evet burada da var. Meral. Meral. Nazlı. Nazlı. Ozan. Ozan. Hepsi buradayken burada da var. Ama Kaan yok. Niye biliyor musun? Çünkü Kaan cevaptır arkadaşlar. Çözün bakın Kaan cevap çıkar. İşte bu bir taktiktir. Ama %75 tutar. %100 demiyorum. Dikkat olmanız lazım. Bugün sizlere bol bol taktikler verdik. Zaten paragrafon kitabımızın da önünde yine buna benzer sizler için hazırladığımız özel taktikler var. Bak paragraf fix. Birinci fix çıkan soru tarzı. Sonra bu taktikle alakalı sorumuz geliyor. Grafik yorumlama, görsel okuma, görsel yorumlama, parçada konu. Bak burada da anahtar kelimeleri söylüyoruz. Parçada başlık, anahtar kelimeler, ana fikir ana düşünce bilimsel metinler son cümleler ardından yardım düşünce bak renklerle gene gösteriyoruz aynı zamanda metin tamamlama soru farklı metinlerin ortak yönü parçada karakter hikayenin unsurları az önce çözdüğümüz anlatıcı kişiler ve şiirde duygu böyle gidiyor parça oluşturma akışı bozan cümle hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır her bir alakalı önce fix taktiği veriyoruz sonra bununla alakalı sorularımızı veriyoruz. Düşünce geliştirme yolları ardından taktik. Sonra da paragraf onlar başlıyor. Yani onar soruluk paragraf testlerimiz başlıyor. Bunları güzel güzel çözdüğünüzde emin olun Türkiye'de deresi almış birçok öğrenci bu kitapları mutlaka çözdü. E, LGS Türkçe'de en yüksek nitelere ulaştı. Paragraf 10 ise daha çok hızlanma ve odaklanmayla alakalı. Yani burada mesela şöyle bir yöntem uyguluyoruz. İlk başta 4 soruluk bir denemeye 8 dakika veriyoruz. Hocam bir dakika ya. Bir soru bir buçuk dakikaydı. Siz niye iki dakika verdiniz? Burada ilk başta öyle yapıyoruz ama sonra ikinci sefer 4 soruya 7 dakika veriyoruz. İkinci sefer 6 dakika. İkinci sefer 4 soruya 4 dakika veriyoruz. Yani gittikçe hızlanıyor. 6'lı denemeyi ilk başta 12 dakika veriyoruz. Sonra 11 dakika. Sonra 10 dakika. Sonra 9. Sonra 8. Yani gittikçe sonra 6 soruya altı dakika veriyoruz. Yani sürekli olarak sizin hızlanmanızı sağlayan efsane bir kitap arkadaşlar. Hepinize şimdiden LGS yazılık sürecinde başarılar diliyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.